Sandras Dağı, Anadolu'nun en önemli sıra dağlarından Torosların güneyegedeki bir parçası. Muğla sınırları içerisinde yükselen bu dağ, Kartal Gölü ve Kara Gölü ile Gökçeova Göleti'ne ev sahipliği yapıyor. Asırlık çam ağaçlarının ve sayısı 150'yi bulan endemik bitki türlerinin bulunduğu Sandras Dağı, Eren inancının da merkezi durumunda. Öyle ki, dağın yüksekliği 2000 metreye aşan zirvesi, burada yattığına inanılan Çiçek Baba Eren'i ile ünlü. Ancak Sandras Dağı da yürütülen doğa karşıtı politikalardan payına düşeni almış durumda. Ulaşılan ÇED raporlarına göre 2021 yılında bölgeye tam olarak 19 maden arama ve işletme ruhsatı verildi. Tema Vakfı kaynaklarına göre ruhsatların kapsadığı alan belirtilenlerden çok daha geniş. Söz konusu ruhsatları alan şirketlerin sayısı 12. Ruhsat verilen projelerden yalnızca birinin gerçekleştirilmesi için kesilmesi planlanan karaçam sayısı yaklaşık 35 bin. Ruhsat alan şirketlerden ikisinin madenleri açmak istedikleri alan Çiçek Baba Zirvesi'nin hemen altı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın olan bu alana patlatmalı ruhsat verilmiş durumda. Böyle bir maden arama çalışmasının hali hazırda verdiği zararın boyutu bir yana, işletilen ruhsatlı alan şirketlerce genişletilmek isteniyor. Bu çalışmaların verdiği zararın boyutu Gökçeova örneğiyle kolaylıkla anlaşılabilir. 2017 yılında Alfa Olivin şirketine Gökçeova Altın Sivi mevkiinde ruhsat verildi. Şirketin izni aldıktan sonraki ilk adımı yüzyıllık ağaçları kesmek ve bölgede binlerce dinamiti patlatmak oldu. Söz konusu çalışmalar öylesine yıkıcı bir etkiye sahipti ki bir süreliğine göletin suyunun kesilmesine neden oldu. Temmuz günü bölgede yapılması planlanan maden çalışmalarına karşı bir eylem düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılım sağladığı bu etkinlikte daha önce gerçekleştirilen faaliyetlerin çevreye verdiği zarara dikkat çekildi. Ayrıca açılması planlanan yeni maden sahalarının ekosistem üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olacağı belirtildi. Eylemin amacını Sandras Koruma Platformu kurucularından Neşe Yüzak şöyle anlattı. Muğla'nın tüm gönüllüleri, Manisa, İstanbul doğa gönüllüleri bir araya geldik. Amacımız Sandras gibi kadim tarihten bize gelen doğayı koruma, alanda var olan %100'ü madenlerle kaplı olan doğa alanının tahribatını gördük. Bunu engelleyeceğiz. Buna vatandaş olarak hakkımız olduğunu düşünüyoruz ve gücümüz de var. Bizi yönetenlerden buranın koruma alanı olarak inandığımızı istiyoruz. Talebimiz gayet insancıl. Umut ediyoruz ki bizi duyarlar. Parasını verenin yaptırdığı değil, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı ÇED raporları olması ve gerçekten özerk üniversitelerden yapılması gerektiğini savunmamız gerekiyor. Çevre mücadelesi bir görevdir. Anayasa 56. madde bunu vatandaşlık görevi olarak sunar. O yüzden buraya gelen, emek veren, alın teri döken, parasını harcayan herkes gerçek vatandaş. Sizleri kutluyorum. Bu eylemde sözü alan Günür Karaağaç, Eren Güney ile ilgili şunları söyledi.
Burada şenlikler düzenlenir. Perşembe günü ve o güne yaklaşıyoruz. Burası sadece canlıların, bizim dışımızdaki canlıları yaşadığı bir alan değil, bu yöre insanının da umudu, bu yöre insanın da yaşamı ve her şeyi. Bölgenin yörüklerinden Mehmet Ali Acet, planlanan yeni maden çalışmalarını ve Gökçova Göleti çevresiyle ilgili dikkatsizliği şöyle anlattı. Yeni saha ve ilk defa ilk toplantımızda Köyceğiz'deki lokanta Sevdim Restorant'ta bir toplantı yapmıştık. İlk toplantımız gelen görevli o gürültünün arasına hızlıca okudu. Patlamalı işte efendim diye diye. Patlamalı ruhsat, bu patlamalı değil. İşin enteresan yanı buradan sarılan madenler normalde 30 ton civarında sarılması gerekirken hepsi 60 ton, 50 ton ve yolu bozmuşlar. Bu alan, Gökçeova alanı, çayırlık alanı buradan sular şuradan ve diğer taraftan akardı. Her iki tarafı biz kapatmıştık. Daha önceki belediye başkanı döneminde kayalarla kapattık. Buraya araç sokmuyordu. Şurada da köprü vardı. Tahta köprü. Üzerinden insanlar geçebiliyordu. Böyle altı oyuktu. Bu çayırlık alana araç girmiyordu. Çok güzeldi. Şimdi çayırlık alana hele ilkbahar döneminde bizim bazı arazi araçlarıyla giren bir grup var. Yani sorduğum zaman doğacıyız diyorlar. Ben onun doğacı olduklarına inanmıyorum. Çayır bozan bir grup. Dalıyorlar bu suya, geçiyorlar karşıya. Cumhuriyet Halk Partisi, Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, eylemin amacı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi. Hepimizin yaşadığı yerlere karşı sorumlulukları var. Bu sorumluluklar sadece insana karşı değil, ağaca karşı, yaşayan tüm canlılara karşı. Her geçen gün kendi yaşadığımız yörede farklı şekillerle tehdidin arttığını görüyoruz. Ve bu önümüzdeki süreçle ilgili hem bizim yaşam alanlarımızı hem buradaki çok değerli su kaynaklarını ve bu suyun bağlı olduğu ve o suya ihtiyacı olan özellikle kıyıda bulunan günlük ağaçlarımızla korumamız gerekiyor. Tüm arkadaşlarımızla birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Bu mücadele de sürecek. Muğla Çevre Platformu olarak da aynı zamanda hem Köyceğiz Doğa Koruma Derneği ve Sandras Platformu olarak bu aktivitelerimize, bu buluşmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonraki adımımız toplumun tüm kesimlerini bu anlamda uyarmak, bilinçlendirmek. Eylemin son konuşmasını Sandras Koruma Platformu kurucularından Murat Demirci gerçekleştirdi. Türkiye'nin en yaşlı Karaçam Ormanı ve eşsiz yaban hayatı ile mutlak koruma statüsüne sahip olan Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın tamamı madenler için ruhsatlandırılmıştır. Devletin bir kurumu bilimsel araştırmalar sonucu korunması gereken alanları belirliyor, koruma statüsü veriyor. Diğeri bunu dikkate almadan aynı yere maden ruhsatı veriyor. Ruhsat verilirken doğa tahribatı olmayacakmış gibi gösterilmesinin iki resmi yöntemi. ÇED gereklidir, ÇED gerekli değildir. Aslına bakarsanız bunun ikisi de hepimiz biliyoruz ki aynı kapıya çıkıyor. Biz biliyoruz ki o ÇED raporları hazırlanırken hiçbir şekilde doğaya öncelik tanınmıyor. Çevreye zarar verildikten sonra para cezasıyla duruma müdahale eden bir bakanlığımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Sandras'ın çetleriyle ilgili şu sorulara ne cevap verir acaba biz de merak ediyoruz. Örneğin saha gözlemleri inceleme ve araştırma sonuçlarına dayanması gereken çevreyi ilgilendiren ÇED raporları gerçekte neye dayandırılarak yazılıyor? Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ömrü 998 yıl olarak belirlenmiş bir projenin çevreye etkisini siz bir ÇED raporunda nasıl belirliyorsunuz? Bir başka soru. ÇED raporunda diyor ki flora ve fauna popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde faaliyet yapacak. Bunu bize bir açıklasın Çevre Bakanlığı. Bu nasıl olacak? Patlatmalı ocak işletilecek örneğin bir sahada flora ve faunanın muhafazasını nasıl yapacaksınız?
Bir başka soru. Her saat 7 ton üst toprak üstü sıyrılıyor. 40 ton taş toprak alınıyor. Böyle bir sahada, böyle bir sahanın faaliyet tamamlanmasına mütakip rehabilite edildiğini gördünüz mü diye Çevre Bakanlığı'na soralım. İşte madenlerin önünü açmaya çalışan formaliteden bir uygulamamız var maalesef. Sandras'ta madencilik ne getirir ne götürür. Ne bunu maden şirketi umursar, ne izni veren devlet grubu merak eder, gelir yerinde inceler. Bunun için çevrede zaten doğru düz yer almaz. Biz söyleyelim, burada madencilik olduğu zaman neler olur? Sandras Dağı ve çevresiyle dağın eteklerinden doğarak etrafındaki 4 ilçemiz dahil tüm ekosisteme yaşam veren çok değerli su kaynakları telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip olur. Bunun için buradayız. Suyu korumak için. Buraları mesken tutmuş hayvanlar kaçar. Bitkiler zarar görür. Nesli tehdit altında olanları da yok olur. Turizm bir taraftan var. 12 aya yayma hedefi var. Bu istediğiniz hiçbir zaman gerçekleşmez. Köyceğiz ilçesiyle Ağla, Çamovası, Çayhisar, Karaçam, Otmanlar, Pınar ve Sazak köyleri, Beyaç ilçemizin köyleri. Buralarda sosyal ve altyapı sorunları olur. Göç olur. Ayrıca bu etkinlikte Arzu Aydın Deveci'nin Köyceğiz Kır Çiçekleri Resim Sergisi adlı çalışmasına da yer verildi. Arzu Hanım'ı tanıyorum. Pınar Ufak'ta resim öğretmeniyim. Normalde yaz boyu resim yapıyorum aslında. Kent ve insan çalışıyorum. Bunlar kendim için yaptığım resimlerdi. Bu çiçekler bu doğadan mı yoksa... Köyceğiz burası. Ha, bu çiçekler o. Evet. Bravo. Köyceğiz'in bütün çevresi. Hatta Çiçek Baba'dan da çiçekler var. İsimlerini bilerek mi gittiniz yoksa bulduktan sonra mı? Bir kısmı zaten biliyordum. Böyle bir doğa merakı var. Bir kısmı bilmediklerimi de buraya özgü olanları da araştırıyorum. Hasan Cemal Hoca da böyle bir şey yapalım deyince iki günde zaten hazırdı. Hemen hazırlayıp sergileyip hoşta oldu. Temmuz ayının sonlarına doğru Akdeniz bölgesindeki çeşitli noktalarda yangınlar başladı. Bu noktalardan biri de Sandras Dağı eteklerindeki Ağla Yaylası'ydı. 29 Temmuz'da başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gönüllülerin ve karadan destek ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmalarına havadan destek gecikti. Müdahale yetersizliği ve rüzgar nedeniyle genişleyen yangın ancak 14 gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle ekosistemin büyük bir zarar gördüğü şüphesiz. Bununla ilgili yapılan bir tespite göre, yöredeki su kaynaklarının uğradığı zarardan dolayı Köyceğiz kent merkezindeki artezyenler kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı zamanda bölgede yapılmakta olan arıcılık ve meyve tarımı oldukça zor koşullarda yapılmaya devam edecek. Sonuç olarak Köyceğiz ilçesinde yangının etkili olduğu alanın büyüklüğü 11 bin hektar iken bu sayı Muğla genelinde 66 bine ulaşıyor. Yapılan maden çalışmalarının ve bölgedeki yangının gölgesinde Ağustos ayının son perşembesi Eren Günü kutlandı. 10 Temmuz'daki eylemde söze alan Mehmet Ali Acet,
bu dağın zirvesinde gerçekleştirilen Eren Günü'nden bahsetmiş, önemini şu sözlerle belirtmişti. Çok eskiden beri her köyün küçük bir Eren'i, bir tepesi vardır. Ancak bu Eren, dedelerimizin dediğine göre Erenlerin Eren'idir. Acet, zirvede bulunan mezarın Orta Asya'daki balbal düzeniyle yapılmış olduğunu ve yaklaşık 35 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe sahip olduğunu vurguladı. Acet, aynı konuşmasında Eren'e adak olarak sunulan kurbanları şu sözlerle anlattı. Herkes o mezarın etrafında hayvanlarını yürütür veya kendi gezer. Adak keseceği hayvanı omuzuna alır. Mezarın etrafında 3 defa, bazıları 7 defa dolaşır. Ondan sonra adaklarını keser ve bütün misafirlerle birlikte onu yerler. Kesin bu alanda olması gerekmiyor. Mezar dolaştırıyor. Sana verebilirim abla. Sana verebilirim. Valla ikisini de alıyorum. Bize yok çünkü. Evet. Gökçova çok eskiden otlak olarak kullanılıyor. Yani yakın bölge, toparlar, yangı, çalca, otlak olarak kullandığı bir alan Gökçova. Daha sonra yangın göletine çevrildi orası. Çok eskiden hayvanların otlatıldığı yaylaya çıkılan bir yer. Marmaris'ten, Köyceğiz'den herkes bu bölgeye yaylaya çıkarmış. Dedem de buraya gelmiş Gökçova göletinde, epey kalmış Gökçova'nın olduğu bölgelerde çadır kurmuş. Oraya geldiği zaman yeşil bir alan, küçük bir derecik akıyordu ortasından. Ben hatırlıyorum zaten onu. O derecikte küçük köprüler yapmışlar. Köprüleri de o zamanki ağaçların özünden, yani doğal olarak parçalanmış ağaçların özünden yapıyorlar. Köprüler yapmışlar. Hayvancılık olarak sorunlarını söyle. Tek sorunumuz yırtıcı kurtlar. Kafesten getirip bırakmasalar biz doğadaki erişimlere karşı değiliz. Barınaktan geldiği için doğaya yanan hayvanlarla uğraşmıyor. Direkt gelip sürümüze saldırıyor. Yüklü zayiatlar veriyor. Öldürsek suç. Suçlu olduğunu öldüremiyoruz. Çok zararımız var. Bunun ortaya kalkmasını istiyoruz. Yani doğaya salınan, sonradan salınan hayvanlara bırakılmaz. Sonrası kafeste salınanlar istemiyoruz. Evet. Başka bir sıkıntı var mı burada hayvancılıkla ilgili? Meralardan sıkıntımız yok. Bu şekilde devam ederse biz hayvancılığı sonuna kadar götürürüz. Senden başka var mı burada hani böyle başka hayvancı... arkadaşlarımız yok. Tek sen varsın. Tek çoban ben varım burada. Köyceğiz'den gelen tek çoban ben varım. Geldiler de. Var mı eskiye göre bir değişiklik bu şeyde? Bu gelenekte? Gelenek burası aşağı göre daha iyi. Sizin oraya göre. Bizim oraya göre daha iyi çünkü yol çok önemli. Buranın yolun yapılması buraya daha netleştirdi, güzelleştirdi yani. Daha önce bu mezarın çevresinde herkes burada çukurdu keserdi. Yani toplu halde yani. Evet, toplu halde. Şimdi buraya kaydılar. Buraya düz olursa çukur içi daha iyi yani. Beyaş'tan katılım oluyor mu bayağı buraya? Olur. Ha. Bayağı aşağı bayağı kalabalık. Bu kadar değil yalnız. Aha. Bu sene az. Geçen yıl iyiydi. Bu sene az. Siz de geçmişinizin de bir ritüele tanıklık etmek istiyorsanız, Ağustos ayının son perşembesi mutlaka yolunuzu Çiçek Baba'ya düşürünüz. Orada, eteklerinde, vadilerinde, yanmış ormanların külleri altında inleyen bir dağın sesini duyacak ve gözyaşlarına şahit olacaksınız. Orada, yenilenmiş ve umutla dolu olarak kıvrımlı yollardan geçerek çamlara, bulutlara, rüzgarlara karışacaksınız. Orada atalar ve dağ kültürü
yeni konuklarını bekliyor.